Tempo TV izleyicileri, bu güzel pazar gününden hepinize iyi günler diliyorum ve referans programına hepiniz hoş geldiniz yeniden. Bugün yine stüdyo konuğumuz ünlü herbalist İbrahim Gökçek Beyefendi. Kendisiyle dolu dolu bir gündem işleyeceğiz bugün yine. Konu başlıklarımız birinci bölümde böbrek yetmezliği, böbrek sorunları, ikinci bölümde ise karaciğer yağlanması ve safra sorunları. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Bugün daha bir iyi gördüm sizi. Bugün yine farklı konular işleyeceğiz. Evet. Dün karaciğer yağlanmasını pek fazla işleyememiştik ama bugün ikinci bölümde detaylı yer vereceğiz evet. Karaciğer yağlanmasına. Ama önce böbrek sorunlarıyla böbrek başlayalım isterseniz. Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, çok ciddi evet. sorunlar bunlar. Böbrek sorunları nedir İbrahim Bey? Bugüne kadar işte böbrek yetmezliğini tetikleyen sebeplerin başında bakteri, virüs ve mantarlar geliyor deniyordu. Fakat haplar hiç dikkate alınmıyordu. Kullandığımız Kullanılan ilaçlar. kimyasal ilaçlar dikkate alınmıyordu veya çok önemsenmiyordu. Ben son 5-6 yıldır sürekli takip ediyorum. Bize gelen kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %70'inin tansiyon hapı kullandığını, %30'unun diyabet Evet. veyahut da kolesterol hapı kullandığını gördüm. Yani %70'i %70'i tansiyon. tansiyon hapı kullananlar da kronik böbrek yetmezliği sonra mutlaka çıkıyor. 5 yıl, 10 yıl veya 15 yıl. Yani Diyabet, tansiyon hapı tansiyon hapı kullananlar kullanmayacağımız da durumda. böbrekleri yavaş yavaş iflas ediyor. Çünkü bu toksik maddeyi böbrekler süzüyor. Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron sürekli bir toksik zehirli maddeyle temas halinde. Evet. Ne oluyor? Zamanla yavaş yavaş tahrip ediyor, Böbrekleri bitiriyor, eritiyor yavaş yavaş. Vatandaş diyor ki, ya bir tane hap alsam ne olacak ki? çürütüyor. O bir tane hap O bir tane hap bir zamanla gün alsa problem değil. 2 gün alsa yine problem değil. ama sürekli kullanmak 10 yıl zorunda kullanırsa olanlar ne olur? var. Böbrekleri çürütüyor, karaciğer yağlanmasına Evet. sebep oluyor, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Zaten tansiyon hapı kullanmaya başladığı zaman kişi otomatik diğer hastalıkları tetikliyor. Ama belli bir yaştan sonra da kullanmamız gerekiyor. Çünkü birçok kişide belli bir yaştan sonra yüksek tansiyon sorunu ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Yani kökten çözerseniz problemi çıkmaz. Bunu nasıl çözeceğiz peki Nasıl hocam? çözeceğiz? Şimdi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Bağırsaklar bataklık gibi oluyor. Evet. İlaç kullandığı zaman antibiyotik, antidepresan, antihistaminik vesaire bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer Karaciğere zarar arıtma veriyor. tesisi gibi. Arıtma tesisi, Arıtmaya evet. çalışıyor, arıtamıyor. Zamanla yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlanırsa birçok enzimin kalitesi düşer. Sindirim anormallikleri, yetersizlikleri başlar. Ve kanda dolaşan toksik madde hangi organa depolanırsa orada problem çıkar. Yani bütün problemlerin kaynağı bağırsakla ilaç kullanmaktan kaynaklanır. Başta İlaç ilaç kullan, kullanmak, kimyasal sonra ilaç kullan. bağırsaklardaki Bağırsaklara mantar mantarlar. yerleşir, mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğer yağlanmasına. Karaciğer yağlanırsa pankreas yağlanır, böbrek yağlanır, kalp damar yağlanması. Peki bunlar böbrekte ne tür sorunlara yol açıyor hocam? İşte bu özellikle tansiyon hapları, kolesterol, efendim trigliserit hapları veyahut da diyabet hapları ne yapıyor? Böbrekleri yavaş yavaş iflas ettiriyor. %99 Böbrek yetmezliğine yol böbrek açıyor. yetmezliğinin sebebi kimyasal ilaç kullanmaktan Evet, peki kaynaklanıyor. hocam böbrek %99. taşı. Böbrek taşı neden oluşuyor? Ha böbrek taşı. Bu vücut kendisi yapıyor. Yanlış beslenme nedeniyle vücut taşları eritemiyor. Yani oksalat denen Mesela taşlar iyi oluşuyor. yıkanmamış bir ıspanak, ıspanakta kum oluyor biliyorsunuz. Aa Sebzeleri yok. iyi yıkamadığınız zaman bir böyle biliyoruz Sebzelerdeki, halk meyvelerdeki arasında. taşlar onlar önemli değil. Onlar bağırsaktan çıkar atar onu. Emilmiyor ki, içeri geçmiyor ki. Geçmiyor yani. Hayır Halk hayır. arasında böyle Hayır biliniyor. o yanlış bir. Sebzelerini iyi yıka deniliyor. O böbreğe zarar verir. Böbrek ulaşmaz o. Bağırsaklardan atılır. Yani sebzeli meyveyle alınan taş, kum Peki vesaire nasıl oluyor bunlar? bunlar böbreklere Böbrekteki zarar kum, veremez. taş. Çok çünkü ağrılı Kandaki bir asit oranı hastalık. yükselirse, kandaki asit oranı yükselmesi asidoz ortaya çıkıyor. Bu asidi bünyemiz dengeleyemiyor. Zamanla aşırı yanlış beslenmeden Bu da böbreklerde taş böbreklere oluşumuna taş oluşumuna sebep oluyor. sebep oluyor. Böbreklerdeki taşa karşı bizim çok özel bir böbrek çayımız var. Nedir Birleşiminde hocam? Onu bir gösterebilir miyiz? evet. Şimdi mesela altın başak Altın otu. başak otu.
Altın başak otunu Türkiye'de sadece bir kişi yetiştiriyor. Sadece bir kişi sadece Türkiye'de. Sadece bir kişi Türkiye'de bilinmiyor. Altın başak otu dendiğinde mesela Mısır çarşısına gidin. Deyin ki altın başak otu istiyorum. %90'ı size altın otu verir. Altın otu. Bundan çok daha altın farklı. Altın otu tabii. Değil mi? Altın otunun hiçbir özelliği yok. Yani belki vardır da biraz hafif karaciğer etkili ama altın başak otu bu böyle bir şey. Böbrek ve mesanedeki taş, kum, iltihap, cerahat, kist. Yani böbrekleri için bu dünyada en etkili bitki. Evet. Altın başak otuyla ilgili klinik araştırmaları yapılmış, belgelenmiş etkisi. Dünyada en etkili bitki. Fakat bir yan tesiri var. Nedir? Nedir? Çok yoğun iltihap çözücü. Bunu tek başına kullanırsa kişi kaşıntı başlar. Kaşıdığı yerler böyle arı sokmuş gibi veya kaynar su dokmuş gibi kabarır. Kabarır. İşte bu nedenle biz bunu... Neyle kullanacağız bunu? Isırgan otu, ayrık kökü, civan perçeme otu, at kuyruğu otu gibi 6-7 çeşit bitkili özel bir karışım hazırladık. Yani rastgele bitki kullanılmaz. Kullanırsa bu sefer kaşıntıdan rahat edemez. Bu tüm bitkiler için geçerli değil mi hocam? Rastgele aslında kullanmamamız gerekiyor. Elbette yani. Şimdi mesela biz böbrekteki kisti eritmek için veya vücuttaki kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümörü eritici... Çok özel bir ürünümüz var. İksir. İksirin birleşiminde 19 çeşit bitki var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal. Zerdeçal her türlü kist, miyom, nodül, tümörü eritici. Zerdeçal. Zerdeçöp. Açabilirim. Açabilirsiniz. Biraz sarımsak kokulu bu. Her Çok türlü merak ettim. Bayanların mesela... Gözüken yumurtalıklardaki kisti eritir 3-4 ayda. Yok kötü kokmuyor. Veyahut gayet da güzel. Rahimde oluşan miyomu eritir. Ameliyatı gerek yok. Kullanan hatta bizde böyle bir hanımefendi de 11 santim kist vardı. 5 ayda eritti. 11 evet. santim. Kötü huylu yani kötü kanserojen. Huylu. Kanserli hücre sayısı 2300'ü bulmuştu. 3 ay kullandıktan sonra SA'sı 76'ya düştü. Bu ürünü kullandıktan sonra. 3 ay boyunca günde ne kadar kullandı hocam? Önce tabii böyle ağır vakalarda dozajı artırmak gerekiyor. Günde 3-4 defa bir fincan içilebilir. Fakat ilk etapta kişi iksiri kullanmaya başladığında mesela direkt bundan günde 3-4 defa bir fincan işte çok yoğun iltihap çözücü. Yanında farklı yani bir damarların iç yüzündeki bütün plakları çözücü, ara dokulardaki bütün cerrahat curufu çözücü. Böbrekler kanda dolaşan artık maddeyi süzmekte zorlanır, baş ağrısı yapar. Bu nedenle yeni başlayan kişi ağır rahatsızlıklarda, çok ağır hastalıklarda bir yemek kaşığıyla başlayacak. Günde 3-4 defa bir yemek kaşığı, sonra 2 yemek kaşığı, sonra 3 yemek kaşığı. Yani bünyeyi alıştıra. Çünkü direkt olarak kişi bundan günde 3-4 defa bir fincan içerse çok yoğun iltihap çözücü. Vücuttaki dokulardaki, ara dokudaki bütün pislikleri çözer. Kalp damarlarını temizler, beyin lobları arasındaki plakları çözer vesaire. Bünye de bunu temizleyip aratamaz. Kandaki cerrahat, curuf, iltihap vesaire toksik madde oranı aşırı yükselirse hafif baş ağrısı yapar. Evet. Yan tesiri yok fakat baş ağrısı yapar. Bu nedenle dozajı yavaş yavaş artırmak gerekir. Bu çok çok konsantre Siz, bir ürün. Çok evet konsantre. Yardımcı oluyorsunuz zaten %100 kullanımıyla ilgili. Konsantre. Yani evet. Bunda 1 mililitre su yok. Yani hiç su yok. Hiç su yok ve tamamen doğal. Tamamen konsantre. Çok konsantre olduğu için bir yemek kaşığıyla başlayıp sonra yavaş yavaş hastalığa, rahatsızlığa göre, kişiye göre, bünyeye göre kendini artırabilir kişi. Artırabilir. Mesela böbrekte kist var diyelim. Evet. Veya böbrekteki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle yeterince kan akışı yok. Böbreklerin fonksiyonu yerine getiremiyor. Kısa sürede böbrekteki kistleri eritir. Yavaş yavaş. Evet. Eğer ki böbrekte de taş oluşmuşsa bizim çok özel bir çayımız var. Avokado yaprağı, altın başak otu, ısırgan otu, ayrı kökü gibi. Bu çay mesela Mehmet Bey diye bir beyefendi Antalya'da yaşıyor kendisi. 5 defa ameliyat olmuş. Böbreklerinde sürekli taş oluşur. Her seferinde çok ameliyat. Kötü bir de ağrısı var hocam tabii. Düşürürken. 10 yani tane çocuk doğur büyür. Daha rahat derler. Doğru evet. Hani ondaki taş da öyle oluşur ki ceviz kadar oluyor kısa sürede 3-4 ay. 3-4 ayda bir ameliyat oluyor sonra tekrar büyüyor. Tekrar büyüyor. Ben dedim ki bunları kullan.
1,5-2 ay. Taş eridiği gibi bir daha da taş oluşmaz. 1,5-2 ay kullandı. Kullandığı zaman hem taş mevcut erir, olan taş eridi bir ve bir daha da taş oluşmadı. Ceviz kadar taş olurdu bu vatandaşta. Hiçbir hastalık kalmadı. Tamamen eridi, yok oldu. Daha sonraki zamanlarda da hocam tekrar oluşmuyor değil mi? Bıraktı iksiri içmeyi, kullanmayı. Hayır, hocam. Size gelmeyi bıraktı. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tekrarlama olayı yok. Şimdi bizim elimizde buradaki gördüklerimiz hep rapor. Mesela bu son rapor 19 yaşında bir kronik böbrek yetmezliği olan ve tedavi ettiğimiz insanların raporları bunlar. Hı hı. Bu elinize gördüğün son yeni geldi elinize bir rapor. 19 yaşında bir genç kreatin yanında kanında kreatin oranı yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Yani yeşille sarıyla işaretledik. Sarıyla işaretli bu, olan. Nereye gidiyor? Yavaş yavaş kronik böbrek yetmezliğine eğer ki tedavi olmazsa ne olacak? Önce diyaliz, sonra böbrek nakline gidecek. Böbrek Allah nakline korusun. Kadar varıyor. Bu hocam çok. Sonraki değerler değil mi? Evet. Sarıyla çizili önceki olan. Önceki değerler, sonraki değerler. Şöyle gösterelim. 40 gün içerisinde çok güzel gelişmeler oldu. İdrar çıkışı %38'den %68'e yükseldi. 40 gün içerisinde. Yani böbreklerin fonksiyonu %100 arttı. Aslında %100. Sizinle birlikte çok ciddi bir sağlık sorunundan da kurtulmuş oldu. Tabii, çünkü birçok insan şu an böbrek nakli için sırada bekliyor. Allah hem korusun, acı çekiyorlar. Yani 19 yaşında eğer ki bu ürünleri kullanmamış olsa diyalize girecek bir yani bir yıl sonra en geç. Evet. Sonra ilaç kullanacak. Çeşit çeşit. Allah korusun böbrek nakline gidecek. Allah korusun. Sonra böbrek nakli böbrek vücuda uymadığı için onu baskılamak için 10-15 çeşit ilaç kullanmak zorunda kalacak. Maalesef. Yani 10 yaşında gencecik, böbrek yetmezliğine. Mesela burada bir genç. Bir insan. Bu da Almanya'dan protein kaçağı var. Bu da annesinin yazısı. Almanca bu tabii ki bu. Rapor hı hı. Almanca. Kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra annesi teşekkür yazısı gönderdi. Allah sizden razı olsun. Gerçekten değerleri hocam, normala döndü Almanca. Birçok kişiye derman olacak ürünler rapor ürettiniz. Rapor Almanca da annesinin yazısı Türkçe. Peki hocam böbrek sorunları dedik, bunları işledik. Şimdi gelirsek böbrekten sonra safraya. Safra da çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Karaciğer, evet. Karaciğer yağlanması, karaciğer yağlanmasının sebebi nedir? Sebebi nedir hocam? Karaciğer yağlanmasının sebebi %90 alkol. Fakat diyeceksiniz ki vatandaş alkol içmiyor ama yine karaciğer yağlanması var. Neden? O neden oluyor hocam? Bağırsaklarında mantar var. Bağırsaklarında mantar olan kişinin alkol kullanmasına gerek yok. Çünkü bağırsaktaki mantarlar da zaten alkol üretiyor. Hem içilen alkoldan daha tehlikeli alkoller üretiyor mantarlar. Etil alkol yani butanol, metil alkol, heksil alkol. Çeşit çeşit toksik alkoller üretiyor. Yani ve normalde içtiğimiz üretiyor. Alkolden daha tehlikeli alkol. Tabii mantarların üretiyor. Üretmiş olduğu alkoller, alkol içenlerin içmiş olduğu etil alkolden çok çok tehlikeli alkoller. Mesela bazen duyarız işte sahte alkol tüketiminden şimdi üretilen evet. rakıdan son gözü kör oldu veya zehirlendi, öldü diye duyuyoruz. Ölüme kadar varıyor ölüme sonuç. Gidiyor. Yani sahte üretiliyor. Normal alkol değil. Bu sahte alkollerden çok çok daha tehlikeli bu. Mantarların üretmiş olduğu. Bağırsaklardaki ama mantarların üretmiş olduğu. Yavaş yavaş alkol. Kana geçiyor, emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğeri yavaş yavaş yıpratıyor. Ve karaciğer yağlanırsa yeterli ve kaliteli enzim salgılamıyor. Ne oluyor? Safra taşı oluşuyor. Evet. Safra taşının oluşmasının sebebi %80 kolesterolü vücudun karaciğerin dengelemesinde. Safra taşı ve safra çamuruna karşı... Hocam oraya gelmeden bir şey soracağım ben size. Şimdi safra taşı dedik. Safra taşı en çok kimlerde görülür? Yani yaş grubu olarak. Yaş grubu yok. Herkes yaş grubu yok. Mesela... Ben 21 yaşında hastaneye gittiğimde safra kesemde taş oldu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ve doktorun dediği şey senin yaşın kaç evet. oldu? Kaç yaşındasın sen daha? Yaşlı hastalığı bu demişti evet, orta doktor. Orta yaşlarda başlar. Fakat erken yani gençte de gözükebilir. Oluyor yani. Evet o da çok ağrılı. Ben 2,5 yıl yaşadım onun ağrısını. Berbat. Ben şehadet getirdiğimi hatırlıyorum. Öleceğim diye.
Evet, çok acı. Çok kötü bir ağrısı var taşı. Safra rahatsız. Aslında ameliyata gerek yok. Safra kesinlikle taş veya çamurdan dolayı. Neden? Bu magnezyum sulfat. Magnezyum sulfat, yani İngiliz tuzunun 7 türü var. Magnezyum sulfat, HEPTA diyen 7 moleküllü su içerir. Evet. Bu tıbbi maksatla kullanılır. Diğer 6 türü tıpta kullanılmaz, kimyada kullanılır. Yani bu içilebilir. İçilebilir. Bir bardak suya 2 yemek kaşığı katıyorsunuz. Tuz gibi. Tuz gibi. 2 yemek kaşığı. Çalkaladıktan sonra içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içiyorsunuz. Ne yapıyor? Safra kanalını açıyor. Safra taşlarını, safra çamurunu ne varsa dışarı atıyor. Yani yarım saat falan ishal yapar kişinin o bu süre içerisinde dışarı çıkmaması gerekir. Eritiyor mu hocam taşı? Eritmiyor, dışarı atıyor. Dışarı atıyor. Kanalı açıyor. Safra kanalını açıyor. Arka arkaya 10 gün, 15 gün bunu yapabilir, tekrarlarsa başarı %99. %99. Bir defa yaparsa %50 bir gün. Ama 2 hafta sürekli kullanırsa başarı oranı, bununla ilgili isteyenler Google'dan Epsom Salt İngilizcesi yazarsa birçok son 200 yıldır Avrupa'da, Amerika'da, hatta eskiden Osmanlı'da dahi çok kullanılmış bir metot. Sonra unutulmuş. Unutulmuş. Bizde şimdi unutulmuş. Şimdi tekrar sizin evet. sayenizde gündeme geldi. Bazıları bunu 50 euro, 100 euro, 200 euroya satan var. Vatandaşlar bana dedi ki ya aslında bu kadar pahalı olmaması gerekir. Dedim ben size bunu çok ucuza verebilirim. Çok ucuz yani aslında. Sizden temin edebiliyorlar. Tabii, peki tabii. Hocam fiyatı nedir onun? 20 lira. 20 lira. Öyle bir kavanozun fiyatı. Evet, 20 lira. 20 lira. Gerçekten çok uygun. Yani sağlığımızdan da değerli değil. Zaten bayağı bir süre gidecektir o. Bu 15 kullanımlık. 15 kullanımlık. Yani bir kür. Bir kür, bir tedavi. 2 hafta kullandığında kişi safra kesesindeki taş, çamur. Ha, burada raporlar var. Mesela vatandaşın bir tanesi tam 7 tane taş, renk renk, kolesterol taşları, rengarenk taşlar düşürmüş. Fotoğrafını renkleri çekmiş. Var mıdır hocam böyle? Yok, burada yok. Burada var da. Ya böyle hastalıkların çekildi. Kolesterol rengi vesaire rengi gibi. Yok, ben, taşlar pempe, mor, sarımsı. Bendekiler yeşilimsiydi. Çeşit renkli olabiliyor. Kolesterol taşları. %80'i, %20'de pigment taşları. Yani hepsi safra, karaciğerin fonksiyonu yerine getirememesinden. Bağırsaklardan ki, gelen toksik maddeyi artamıyor. Karaciğer yağlanırsa? Yağlanırsa sarılık, karaciğer sarılık. Yetmezliği evet. Ne kadar dönebiliyor durum. Tabii ki siroza kadar yani tetkiler. Aslında safra taşı deyip geçmiyor. Çok tabii, basit tabii. Bir şey kanal gibi görünüyor tıkarsa, ama tamam. Yani, bitiyorlar. Zehirlenme. Pankreas tıkadığı zaman da şeker hastalığı zarar verir. Ve pankreas kanserine kadar çevirebiliyor, Allah korusun. Şimdi pankreastan gelen, pankreasın salgılanmış olduğu enzimler... Amilaz, lipaz, tripsin gibi enzimler kargo ile gelen kutu gibidir. Evet. 12 parmak bağırsağına gelir, kutu açılmaz. Ne zaman açılır? 12 parmak bağırsağında pankreastan gelen enzimler karaciğerden gelen safra ile temasa geçtiğinde açılır, çiçek gibi dağılır. Ve besinlerdeki yağları, yağ asitlerine, proteinlere, amino asitlere, karbonhidratlara, glikozlara dönüştürür. Eğer ki pankreasın salgılamış olduğu enzimler direkt açık olarak gelse pankreası eritir. Evet. Veya karaciğerin salgılanmış olduğu safra da pankreastan gelen enzimlerle temasa geçtiğinde açılarak molekül yapısı değişerek aktif hale gelir. Önceden aktif değildir. Aktif olsalar hem karaciğere zarar verir hem pankreasa. Çünkü bunlar çok yoğun ve sert enzimler. 12 parmak bağırsağında karaciğerle pankreasın salgılanmış olduğu enzimler, asitler karşılaştığı zaman açılır, faaliyete geçer. Faaliyete geçer. Direkt safra kesesinde aktif olsa mesela ve şimdi pankreasta eritir. O kadar sert. Ama pankreasta aktif olmuyor bu. 12 parmak bağırsağında. Orada problem yok. Oluyor. Onun yapısı değişik. Peki hocam önemli bir şey daha sormak istiyorum size. Kişide safra taşı vardı. Ameliyat oldu. Safrası alındı. Sonrasında ne oluyor bu? Bir yerde safra bir şeyleri süzüyor. Yani vücudumuzda belli artık bir görevi yerine getiriyor ama alındıktan sonra ne oluyor? Safra kesesi armut şeklinde bir organ. Evet. Armut şekli. Burada safra birikir, karaciğerin salgılamış olduğu salgılar. Kişi yemek yediği zaman harekete geçer. Ne kadar salgılanması, bırakılması gerekiyorsa o kadar.
12 parmak bağırsağına bırakır. Bu da pankreastan gelen salgılarla karışarak yağları yağsına, proteini aminasına dönüştürür. Fakat safra kesesi alınmışsa ne olur? Orada bir kese olmadığı için sürekli bir akıntı söz konusu. İşte o akıntı nereye gidiyor hocam? Nereye gidiyor? 12 parmak bağırsağına gidiyor. Peki sonraki zamanlarda bir zararı oluyor mu vücuda? Hayır, bir zararı olmaz da kişi dikkat, beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Beslenmede bir sıkıntı yaşanıyor. Sıkıntı o yaşar. Kesin nedenle, asitli yiyecekler, yumurta vesaire bunlar ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani bu nedenle bazıları diyor ki hemen ameliyat edelim, safra keseni alalım. Basit bir organ değil ki. Yani basit bir organ ise Allah niye yarasın böyle? Ben 2,5 yıl direnmiştim. Hastaneden kaçmıştım ameliyat olmamak için ama sonunda olmak zorunda kaldım. O zaman sizi tanımıyordum çünkü. Ya keşke tanısaydık. Keşke tanışsaydık. Bir kavanoz İngiliz tuzu problemi çözerdi. Şimdi %1 nadiren, %99 safra kesesini taş ve çamuru eritiyor İngiliz tuzu. Evet. %1 başarılı olmadığı noktada olabiliyor. Bu gibi durumlarda Ankara Ayaş işmeceleri var. Hı hı. Bu magnezyum sulfat heptadiyenin haricinde başka mineraller de içeriyor. Yani Ankara Ayaş'taki. Hı hı. Oraya gitsinler. Ama gitmeye gerek yok. Önce bir denesin. %99 başarı bugüne kadar. %99 başarı sağlanacak. Evet. Ama vatandaşın diyelim ki karaciğeri yağlanmışsa mutlaka iksir kullanması gerekir. Aloe vera jel kullanması gerekir. Şimdi aloe vera jelin özelliği nedir? Bu bağırsaklardan toksik madde geliyorsa, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler, karaciğer arıtma tesisi gibi arıtmakta zorlanıyor. Aşırı vitamin harcı. Neyle arıtacak karaciğer? Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Diğer vitaminlerle bağırsaktan gelen zehirli gazlar, zehirli alkoller bağlıyor. Nasıl temin edecek peki? Yani tamam söylüyoruz B2, B12. B6, B12 vitamini. Evet. Bağırsaklar için faydalı bakteriler üretiyor. Hı hı. Şimdi kişi antibiyotik kullanırsa faydalı bakteri azalır, vitamin de azalır. Evet. Zararlı bakteri ve mantarın üretmiş olduğu toksik maddeyi faydalı bakterilerin üretmiş olduğu vitaminlerle karaciğer bağlayarak dışarı atıyor. Yani bağırsaklardaki mantarlar çoğaldıkça problemler çoğalıyor. Bütün alerji türleri, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi hastalıklar, romatizma, behçet gibi hastalıkların hemen hemen hepsinin tetikleyen nedir? Bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Bu yağ tabakası nedeniyle artık ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Enzimin kalitesi azalırsa, evet. Mesela çok önemli bir enzim var. Diaminoksidaz isimli enzim. Histamini dengede tutan bir enzimdir. Karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Bu enzim azaldığı zaman kişide alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, mide bağırsak rahatsızlıkları ortaya çıkıyor bunların hepsi. Çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkar ve bunu da yani şöyle doktoruna gittiğinde antihistaminik kortizonlu ilaç kullanmak zorunda kalır. Günümüzde antihistaminik ve kortizonlu ilaç kullanılan bütün hastalıkların kaynağı bağırsaktaki mantarlardır. Çünkü histamin kortizon dengesi evet. Durup dururken bozulmuyor. Mesela kişi 30 yaşına gelmiştir. Daha önce herhangi bir polene polen alerjisi yoktur ama birdenbire bir bahar gelir bir bakmış ki polen alerjisi olmuş. Evet. Birdenbire ortaya çıkmış. Polen, Almanya'da bunun 30 sebebi milyon de bağırsaklardaki mantar. Şimdi bir midede bakteri var, Helicobacter pylori. Bu da histamin üretir. Bu da dengeyi bozar. Yani alerjilerin %10'u midedeki bakterinin Helicobacter pylori'nin üretmiş olduğu histaminden kaynaklanır. %90 mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerden kaynaklanır. Bu toksik maddeler nedeniyle ince bağırsağın salgılamış olduğu enzim azalıyor. Evet. Bizim yapmış olduğumuz iş nedir? Mantarı yok ediyoruz. Mantar yok olursa bağırsaklar normal formuna dönüyor. Yağlanma ortadan kalkıyor. Kaliteli enzim salgılamaya başlıyor. Histamin oranı tekrar normale dönüyor. Bizim bu ürünümüz olmasa vatandaş ne yapmak zorunda? Ömür boyu histamin, antihistaminik ve kortizonlu ilaç kullanmak zorunda. Ömür boyu bunları kullanmak evet. Zorunda. Bu da kullanırsa ne olur? Vücudumuzda birçok organa zarar evet. Veriyor. Mesela kortizon kemik erimesine sebep evet. Olur. Depresyona sebep olur. Hafıza zafiyetini aptallaştırır insanı. Çok rahmetli kötü bir şey. Bülent, yani bütün hayattan koparır kısacası. Tabii. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara çok yoğun kortizon verdiler. 4 kişi taşıyordu. Maalesef. Bir yeri kırılacak diye. Yani özel bir asansör edilsin. Yapmışlardı. Merdiven çıkması yasaktı. Yani bir basamak çıksa bir yeri kırılacak. Cam kemik oluşur. Evet o da var hocam. Cam kemik. Cam kemik oluyor cam bir süre kemik. Sonra. Bunun sebebi kortizon. Şimdi
Almanya'nın Neuwied şehrinde bademcik ameliyat oluyor çocuğun biri. Doktoru diyor ki annesine, refakat çıkan annesine, parasetamol içeren bir fitil var. Bu fitilden ver diyor, hı hı, ağrıdıkça. Annesi de bir tane verecekse 5 tane veriyor. Ağlamasın çocuk diye. Ağlamasın diye bir tane yerine 5 tane. Ya fazla veriyor. 2 gün sonra çocuk karaciğeri parça parça olmuş. Öldü. Allah rahmet eylesin. Çok kötü ama bu. Mahkemeye verdiler. Ama annede de hata var hocam. Şimdi parasetamolun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor vatandaş. Parasetamol bugün Türkiye'de de milyonlarca insan parasetamol içeren, bir yeri ağrısa parasetamol ağrı kesici kullanıyor. Aman alayım bir tane hap, aman alayım bir tane, bir tozlar var vesaire. Hı hı. Aman ağrı kesici, şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Üşütse, grip olsa, nezle olsa ağrı kesici kullanır. Çok çok tehlikeli. Çok fazla tüketiyoruz bunu. Karaciğeri parça parça ediyor. Yani o çocuk öldü. Parasetamoldan öldüğü ortaya çıktı. Ama bazı insanlar yavaş, çok almadığı için dozaj azaldığı için, hı hı, karaciğere zararı hemen belli olmuyor. Yavaş yavaş, yavaş zamanla. Yavaş yavaş zamanla. Bazıları hap bağımlısı olmuş. Sürekli haplar kullanıyorlar. Grip olsa şunu kullanıyor. En basit hocam, bir ağrı kesici diyelim. Sürekli ağrı kesici kullanan insanlar var. Yanından eksik etmeyen insanlar var. Artık bağımlılık yapmış diyorum ben onlara. Bir yerleri ağrımıyor oysa ki. Başlarının ağrıdığını hissediyorlar. Sadece o ilacı içmek için. İşte ilaç kullandıkça bağırsaklarda ne oluyor bilmiyor. Bir yerden sonra bağışıklık sistemi de kuvvetleniyor çünkü ilaca karşı. Terörle, karşı. Teröristle askeriniz mücadele ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Fark etmez diyorsunuz. Atom bombası atıyorsunuz. Evet. Asker terörist fark etmez diyorsunuz. Atom bombası atıyorsunuz. Bu da ona benziyor. Bu da buna benzer. Yani doğada ne varsa bağırsaklardaki florayı yok ediyor. Yani ben bir yerimdeki ağrıdan kurtulurken gerisi önemli değil diyorum aslında o ilacı içerken. Kimyasal ilaç kullanmak aslında bir çeşit intihara teşebbüs gibi. Çünkü 100 katrilyon faydalı bakteri var. Evet. Ve mesela bunlar yavaş yavaş doğduktan sonra gelişiyor, çoğalıyor. Siz müdahale ettiğinizde, yok etmeye çalıştığınızda mantarlar çoğalır. Mantarların, o mantarları yok etmek için de sizin mantarlara karşı ürünlerinizi dünyada kullanabilirler. En etkili ürün aloe vera jel. Aloe vera jel. Aloe vera jel ile ilgili Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması, Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırma var. Mantara karşı en doğal ürün. Evet. Mantarı zaten... Ayrıca Alman Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da aloe vera kullanan, aloe vera şu bildiğimiz bitki. Evet. Bundan elde edilen jeli kullandığı zaman bunun yaprağının içerisinde jel gibi bir sıvı var. Bir koparabilir miyiz hocam? Koparalım. Gösterelim kameraya karşı. Evet, şöyle. Korkmadı. Böyle sümüksü bir sıvı içerir. Ama bunun içindeki öyle değil. Acı değil. Bu acımtırak. Ben alışkın olduğum için bu bir de doğal işlenmişi hocam. Bunun %, ya söylemeyeyim, büyük bir oranı bal, çiçek balı. Tadı güzel, içimi güzel. Hı hı. Gerçekten güzel, denedim ben de. Hoş aloe vera'nın bir içimi var. Aloe vera'nın birleşiminde 22 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim. Yani bir çeşit pankreas ve karaciğer gibi bu aloe vera'da enzimler var. Yani pankreasın salgılanmış olduğu, karaciğerin salgılanmış olduğu enzimlere benzer. Evet hocam. Lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler içerir. Bu enzimler sindirimi kolaylaştırır, hızlandırır, metabolizmayı güçlendirir. Bu nedenle aloe vera çok çok önemli sindirim için. Evet hocam. Her türlü alerjik hastalığa karşı, deri hastalığına karşı her etkili. Türlü deri hastalığı, alerjik rahatsızlık mesela, ve özellikle de bağırsaklardaki mantara karşı, evet, birebir çözüm diyebiliriz bunun için. Mesela Mısır'da klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmada şeker hastalığını, hı hı, deri hastalığını, sedef, ekseme, akne gibi, evet, iyileştirdiği belgelenmiştir. Bunlar kanıtlanmış, hatta, belgelenmiştir, evet, hocam. Mesela bazı yatalak insanlarda iyileşmeyen yaralar var. Bunu da bunlara da, evet, çare olmuştur. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık diyorum, ayağınıza sağlık, buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın burada sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü yine İbrahim Gökçek Beyefendi ile farklı konuları işlemek üzere görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.